Selamlar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok başka bir oyunla karşınızdayım. Bugün sizlerle Mobile Legends oynuyoruz abi. Nedir bu Mobile Legends? League of Legends'ın mobil versiyonu diyebiliriz. Bu arada biz bir sıralı oynayalım. Şu anda benim işte rankım diyeyim, öyle söyleyeyim. Büyük Usta 3. Burada bir devam edelim. Bu arada büyücüleri gerçekten çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Bak, bu arada şu günlük ödüllerimizi falan alalım. Arkadaşlar, Mobile Legends bence League of Legends'tan biraz daha böyle hızlı başlayıp hızlı bittiği için daha daha keyifli ya. Yani LoL tabii çok daha güzel bir oyun da abi. Kanser ediyor, kanser LoL. Gerçi bunda da kanser ediyor ama bunda kanser olma süreniz düşük. Çünkü oyun çabuk bitebiliyor abi. Kuleler çok ciddi hasarlar yiyor. Kulelere çok ciddi şampiyonlar hasar verebiliyor. Yani bu oyunda yani bitti oyun, kaybettik dediğin anda işte oyunda galip gelebiliyorsun. Yine aynı LoL'de olduğu gibi. Eşleştirme sistemi bu şekilde. Valla mobilde bence gayet keyifli. Mobilde kontrolleri de güzel. Yani bir mobil oyunu olduğu her yerinden böyle belli. Çünkü kontrolü basit abi. Rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Bu bir reklam işi falan değil bu arada. Hadi seni bekliyoruz diyor. Hadi. Hadi git. Yürü. Neyse, biz devam edelim. Arkadaşlar, şu harita alalım. Aslında benim main karakterim Gort. Gort'ta bayağı bir iyiyim. Yaklaşık kaç tane oyunum var Gort'ta? Vallahi Gort'ta 230'a yakın oyunum var arkadaşlar. Bak, bunda 26 karşılaşmamız varmış. Hatta şuradan göstereyim size Gort'u kaç olduğunu. Gort'a bir tıklayalım. 240 maçım varmış. %60 kazanma ihtimaliyle oynuyorum. Ama ben haritayı göstereceğim. Yeni bir büyücü. Bu arada haritte de 26 maç yapmışım. %50 kazanma oranım var. Şimdi bu oyunda ya çok ciddi düşünmemek gerekiyor. Yani bir League of Legends'ta olduğu gibi kafa yormamak lazım bu oyuna. Gireceksin, oynayacaksın, çıkacaksın, gideceksin. Neden? Çünkü şampiyonlar arasında inanılmaz büyük bir uçurum var. Yani denge yok oyunda. Bazı şampiyonlar gerçekten unbroken dediğimiz, böyle durdurulamaz, kırılamaz, yani ne yaparsan yap her türlü güçlü olan şampiyonlar falan var. Bak, rakipte Gort var mesela. Şimdi benim ultim arkadaşlar, ya öyle bir ulti ki, ulti benim bütün skillerimin bekleme süresini yok ediyor abi. Ultiyi atıyorsunuz, sonra W, ben ikinci skill'e W diyorum, ilk skill'e Q diyorum LoL'den alıştığım için. Hani W skill'im kayarak bir vuruş yapıyor. Hem kayıyor, sıçra yapar gibi kayıyorsunuz. Hem de vuruş yapıyorsunuz kaydıktan sonra. Vuruş yaptığınızda üzerinize kalkan geliyor. Şimdi ulti attığınız zaman, şöyle göstereyim bakın. Şu skillim abi. Şunu attığım anda rakibi vurduysam, şunu bir geri çekileceğiz. Gitti, güzel. W kullandıktan sonra şampiyona vurursam hem ciddi hasar veriyorum, hem rakibi slowluyorum. Üstüne ben bir de kalkan kazanıyorum. Ultiyi açtığım zaman bunu hep yapabiliyorum abi, şu skill'i. Hep habire atıyorum. Dolayısıyla ne oluyor? Habire rakibe slow artı, bak şimdi hop, gördün mü? Rakip hem hasar yedi hem slow yedi. Üstüne bana bir de kalkan geldi abi. Bu inanılmaz bir skill. Al bakayım. Bak, şu an bana vurduğunda hasar yemiyorum yani. Şimdi ulti geldiği zaman bunu açtığımda arkadaşlar, işlerin rengi bir hayli değişiyor. Çünkü hiç hasar yemiyorum neredeyse. Oldu, aldı bu beni. Al bakayım. O bu arada can potunu kullandı. Benim tabii daha bir de Q skillim var, onu da göreceğiz şimdi. Hop. Q da bayağı bir alana. Hop. Şöyle hasar veriyor. Bak şimdi hasara bak. Hasara bak abi. Bu harit gerçekten beter bir şampiyon. Özellikle skill shotlarla oynayan şampiyonlar varsa karşınızda, gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Çünkü skill shotlardan çok hızlı kaçan bir şampiyon. Bak. Gördün gördün mü? Ulan şansını adamın attığı Q'nun üzerine oturdum. Her neyse. oyun dondu. Okey. Şuna bunu hemen vuralım. Şunu da alalım. Oy oy oy. Verdiğim hasara bak abi. Ya abi çok saçma yani işte. Hop, öldü. First blood. Baba first blood'ı çekti. Şöyle aşağı doğru gidelim. Ya canlı yayını yapmaya çalışıyorum arkadaşlar, fakat yapamıyorum saçma sapan bir şekilde. Yani
açıldı görünüyor. Lakin açılmıyor. Bu sorun bir tek bende var sanırım. YouTube'da kanalımın ayarıyla mı alakalı, onu çözemedim açıkçası. Bir de telefon çok ısındığı zaman kendi kendine ışık kesiyor abi, saçma sapan iPhone'un. Şimdi havalandırmayı açtım. Kusura bakmayın, biraz fazla ses gelebilir. Telefona biraz havalandırma vereceğim şimdi. Alttan alttan. Ufak bir küçük vantilatör sesi duyabilirsiniz. O ne yapıyor abi, böcek? Gelmiş öyle. Şimdi ultim geldi abi. Bak şimdi bak. Aa. Bu öldü. Şunu da keserdim de. Sustur yedim bir an. Ne yaptıysa bana susturma attı rakip. Bu böcek gibi olan bir şey var ya, o geldi bana bayağı sustur falan attı arkadaşlar. O yüzden skill atamadım. Skill'lerimi atıyor olsaydım orada gösterecektim aslında. Abi çatır çütür çatır kütür şunu atıyorum, habire kayıyorum yani. Böyle olunca Gord mesela skill tutturması gereken bir şampiyon. Q'yu tutturup sizi stunlaması lazım ki kombosunu yapıp sana hasar çıkartsın. E bunu yaptığınız zaman habire. Saldır bakayım. Şimdi bunlarda yalnız biraz beni yok edebilecek bir şampiyon var. O stun'ı var. Stun yemek istemiyorum açıkçası. O yüzden mid'e tekrar geri döneceğim. Franco diye bir şampiyon var onlarda arkadaşlar. Hem tutup çekebiliyor hem de aynı zamanda stun atıp bizi yok edebiliyor. Bu ne yapıyor şimdi? İyi, ultisini aldığımız iyi oldu. Öldün. Bak şimdi abi. Oynayacak baba burada. Öldü o. Şunu hemen alalım. Yani habire kayıyorum abi. Şaftına kaydığımın adamları. O da ne yapıyor oğlum, oraya açıyor falan. Tuhaf tuhaf yerleri açıyor abi. Şunu al. Bizim takım fena gitmiyor bu arada. Dereceli oynuyoruz baya baya. Dereceli oyunlar arkadaşlar baya böyle şey oluyor. Kasıyor yani. Şunu atmam lazım. Okey. Sıçra kullandım az önce. Şimdi ultim gelirse bu Gord'u ölü görebiliriz abi. Daha doğrusu ultim geldi. Gord birazcık şuralara gelirse. Aynen. Muhtemelen öldü. Bak abi. Bu ne abi? Böyle şampiyon mu olur mesela? Bak. Gord ne olduğunu anlamadı şu an. Çünkü ben habire kayıyorum abi. Bir oraya kayıyorum, bir buraya kayıyorum. Bahsetmek istediğim şey buydu işte. İnanılmaz dengesiz şampiyonlar var oyunda. Harit bunlardan bir tanesi. Hani bazen böyle bu oyunu çok ciddi alıp oynadığım oluyor falan. Ben kafayı yiyorum. Öyle rakipler geliyor ki. Yani bu nasıl bir denge diyorum. Oyunda denge yok. Onu anlamak gerekiyor. Şampiyonlar gerçekten çok 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 üstün şampiyonlar var. Onlarla oynadığınız zaman. Gord da aslında bunlardan bir tanesi. Gord da gerçekten çok kuvvetli. Ama oynayabilmek gerekiyor tabii. Aynı zamanda takımınızın size eşlik etmesi gerekiyor. Bu da öldü herhalde. Unstoppable. Bak öldürdüm çıktım, canım gitmedi abi. Canım gitmedi. Adamı kule altı kesiyorum yani. Daha oyunun başlarındayız hemen hemen. Unstoppable. Bu sefer yakalandım ona. Gordon skill'lerine oturduğunuz zaman gerçekten çok büyük hasar veriyor. Biraz Vel'Koz'u anımsatıyor bende. Gord. Onu söylemem lazım. Vel'Koz vari bir şampiyon. Ultisi Vel'Koz çünkü. Ha, girdim çıktım abi. Girdim baktım denedim. Dedim olmaz. Geri çık. Bizim tank eğer tanklarsa. Hop. Abi çok hasar vuruyor ya. Şuna bakar mısın? Gordon attığı şu şey. Gordon anlatayım biraz size. W'si arkadaşlar. Öldü herhalde. Aynen. Lan. Öldü. Gordon W'su. Neyle anlatabilirim? Ortaya bir yuvarlak bir şey açıyor arkadaşlar. O da sürekli hasar veriyor. Öyle anlatayım size. League of Legends'tan örnek vermeye çabalıyorum. Bu da öldü herhalde. Lan çok stun yedim işte. Franco'nun stun'ına denk geldim. O yüzden burayı doğrayamadan öldüm. Bu arada şu
elektrikli kadın da bayağı ciddi hasar verebilen bir büyücü. Oyunda büyücülerden gerçekten çok ciddi hasar çıkıyor ama... Evet, öldürdü. Stun yediğim için kaldım orada, kilitlendim kaldım. Franco'nun ultisine denk geldim. Franco tutup çekebilen bir şampiyon. Blitzcrank gibi. Tutup çektiğinde de Blitzcrank nasıl ulti attığı zaman E'si ile havaya zıplatırsa, bunun ultisi de defalarca vuruş yapıyor. Sen de stun yiyorsun. Pat 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 böyle kalıyorsun yani. Mid lane'e gidelim hemen. Burada parti var da. You have slain an enemy. Var mı bakayım delikanlı? You have slain an enemy. Our turret has been destroyed. Biraz dikkat edeceğim. Şeye, Franco'nun beni stunlamasına dikkat edeceğim. Eğer Franco'dan, şu lavuktan stun yemezsem oyunu çok rahat taşırım abi. Bak Q atacak yer arıyor şu an bana. Zincirini atıp aynı Blitzcrank'te olduğu gibi çektiği zaman arkadaşlar ultiyi bir atıyor, hareketsiz kalıyorsun çok uzun saniye. Çok uzun süre hareketsiz kalıyorsun. Yine bahsettiğim gibi dengesizliklerinden bir tanesi, öyle uzun stun yiyorsun ki hiçbir şey yapamıyorsun 5 saniye boyunca falan, yani böyle 4-5 saniye stun yiyorsun abi. İkisini de öldürürüm. Evet, ikisi de öldürürüm. Gerçi biri diğerine gitti ama sağlık olsun. Ultiyi attığınız zaman W'suyla kayarak yapmış olduğunuz her skillde şöyle kalkan alması inanılmaz bir şey. Çünkü her saniye şey alıyoruz yani, kalkan alıyoruz. Canım hiç gitmeden TF'den girip çıkıyormuş. Şuna yine dikkat ediyoruz. Bak tuttu ama attı ama şey tutturamadı. Onu tuttursaydı kule altında üstüne bir de ultiyi kullanacaktı. GG. Öldün Gord, çık. Bam. Bir de şöyle ultiyle çıkalım. Abi. Bu şampiyon inanılmaz. Abi inanılmaz bir şampiyon. Hepsinin içine girdim arkadaşlar. Adamları rencide ettim resmen yani. Çünkü heriflerin kulesinin içinde, 3 kişinin içinde Gord'u kestim. Üstüne bir de sıçrayla falan çıktım. Hakikaten çok unbroken şampiyon ya. Durdurulamaz bir şampiyon yani o açıdan. Şu kuleyi hemen. Bu harita yeni çıktı arkadaşlar. Daha doğrusu bir önceki şampiyon. En son şampiyondaki, en son çıkan şampiyondan bir önceki şampiyon. Öyle düzelteyim. Ha, yeni çıktı diyorum ben o yüzden. Umarım bana saldırırlar bunlar. Çünkü saldırırlarsa stun yemediğim sürece hepsiyle... Bak öldü. Hop, onu öldürdüm çıktım yine. Mega kill. Bu arada 10'a 1 oynuyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Büyük Usta 3 League of Legends'daki Platin Ligi. Öyle söyleyeyim. LoL'de Platin Ligi'ndekiymiş gibi düşünün. Ona eşdeğer bir lig. Bu arada şu kuleye bir tane vuramadık. O yüzden ben kuleyi düşürdük diye herife girdim. Onu söylüyordum arkadaşlar. LoL'deki Platin Ligi ile eşdeğer bir lig. Öldün Gord. You destroyed a turret. Your team turret'i aldık. Hemen yukarı çıkıp, gerçi yukarıyı da almışız. Ne diyordum? Ha, şu an dereceli maçlar atıyorum ve bayağı League of Legends'daki kadar zorlu aslında bir süreç şu anda benim oynadığım süreç. Ama şampiyon gerçekten o kadar kuvvetli ki. Yani engel tanımıyor. Takım da iyi. Onu da söylemek lazım. Öldün. Yok, ben öldüm herhalde. An enemy has been slain. Bu sefer ben kötü oynadım çünkü hiçbir şey göremedim. Rakip ulti açtığında, rakipte bir şampiyon var Nocturne gibi. Ultiyi açtığında ben hiçbir şey görmüyorum. Artı bir de stun yedim. Öyle olunca hiçbir şey göremeden gittik. Oo. Öldü. Abi baksana üstündeki kalkana. Mega kill. Hop. Oyun bitti. Kısacık bahsedecek olursak arkadaşlar, oyundaki bir tane eleştirim şu. Oyunla ilgili bir eleştirim var, o da şu. Şampiyonların fiyatları gerçekten inanılmaz pahalı. Yani bir şampiyon almak istediğiniz zaman gerçekten çok zorlanıyorsunuz.
çok fazla oyun oynamanız lazım. 32 bin altından bahsediliyor oyunlarda şampiyon fiyatları. Düşük fiyatlı şampiyonlar da var ama onlar yani asıl işte böyle maç taşıyabildiğiniz şampiyonlar 32 bin falan. O da kolay kolay gelmiyor. Bakın maç kazandım mesela. Kazanmış olduğum maça bana 107 altın verdi. Şimdi 107 altından hesap edin. 32 bine ulaşabilmem için benim kaç tane maç kazanmam lazım? 10 tane maç kazandığımda 1000 puan kazanıyorsam eğer 30 tane için ya bir kazandığım maçlar içerisinde neredeyse ya hesap edemedim. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Muhtemelen MVP bana verdiler. Bak okey işaretleri geldi. İzleyen herkese teşekkür ederim. Ara sıra bunu yani Mobile Legends'ın videosunu atmaya devam edeceğim. Farklı farklı şampiyonları da size göstereceğim. Aynı zamanda sizlerle birlikte rank kasacağız. Dediğim gibi bu bir reklam, sponsorluk falan cart curt bir şey değil. Benim sevdiğim bir oyundu. Onun için paylaşmak istedim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın efendim. Bay bay.